Selamlar, herkese hoş geldiniz. Bu Merhaba. akşam merhabalar. Bu akşam Furkan Berber'le birlikte Introduction to EBBFF and Psyllium konusuyla başlayacağız. Bir 5 dakika herkesin toplanması için sonuçta biraz da işten çıkış vakti aslında. Tabii. Abi senden bahsedelim istersen biraz. Genel olarak günün nasıl Tabii geçiyor? ben sunumu Hangi projelerle ilgileniyorsun? durayım. SRE olarak PEX adlı yurt dışındaki bir startupla çalışıyorum. Genel olarak yaptığımız iş DevOps ve SRE alanında infrastructure management, işte platform development, bunun yanı sıra developer tooling gibi aslında bunlarda çalışıyoruz. Bizim için tabii yeni teknolojiler ve her zaman araştırma geliştirme imkanı önemli. Hatta EBPF ile de bu şekilde karşılaştık diyebiliriz. Bunun yanı sıra Cilium'u da aktif olarak kullanıyoruz. O yüzden bugün hani burada anlatmak istedim. O şekilde ben de. Peki development tooling demiştin. Şirket içerisinde kendi tool'larınızı kendiniz geliştiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Şöyle oluyor. Örnek vereyim. Mesela herhangi bir APM kullanmıyoruz örnek olarak. Prometheus, Grafana üzerinden ve işte developerlarla birlikte çalışarak onların bize expose ettiği metrikler üzerinden Cost monitoring yapma imkanımız oluyor. Genelde birçok yaptığımız iş in-house oluyor. İşte tracing de dahil buna örnek verecek olursam. Herhangi bir tool'a yatırım yapmadan önce eğer imkanımız varsa ve oradaki işte cost of ownership ile ürünün fiyatı kıyaslandığında hangisi daha mantıklıysa ve genelde yani in-house daha mantıklıysa o yönde ilerliyoruz. O şekilde oluyor. Anladım. Yani ben çok yeni olduğum için özellikle alanda yani içeride bir şeylerin sıfırdan geliştirilmesi gibi konularda genel olarak sormaya çalışıyorum. Çünkü ben yaz döneminde stajyer olarak DevOps'a başladım. Sonrasında tam zamanlı çalışmaya geçti. Aynı zamanda öğrenciyim bir yandan. O yüzden şu an benim için epey yoğun ve bilgi dolu bir dönem oluyor. Abi istersen yavaştan başlayabiliriz Tabii sunumu. ben sunumumu paylaşayım bir saniye. Tabii ki. Ya bu arada soru olursa eğer sunum sırasında biz direkt cevaplamaya çalışacağız Furkan'la birlikte. O yüzden chat'ten sorular da gelirse onları da bekliyoruz diyeyim. Ben mikrofonumu sessiz alıyorum abi. Tabii. Öncelikle bir giriş yapalım. Herkese tekrardan merhaba. Bugün burada ben aslında EBPF ve Cilium'dan bahsetmek istiyorum. Neden diyecek olursanız EBPF bu aralar çok modern olan, herkesin peşinde koştuğu ve aslında out of the box çok fazla bize avantaj sağlayabilen yeni bir teknoloji. Yani herkes devrimsel olduğunu vesaire söyleyenler de çok fazla. Yani devrimsel olup olmadığını göreceğiz bence ama şu an için herkesin en azından fikir sahibi olması gerektiği bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Ağırlıklı olarak sunum EBPF tarafında olacak ama sonunda da bir Cilium demosu yapacağız. Orada da Cilium'la ilgili bir fikrimiz olacak. Bir CNI olarak nasıl kurabiliriz? Üstünde nasıl çalışabiliriz? Ekstra feature'ları nelerdir? Bunlara da bakacağız. Şimdi yavaştan ilerleyelim. Öncelikle ben aslında Linux kernel'dan bahsetmek istiyorum. Neden diyecek olursanız EBPF'in gelişi tamamen oraya dayanıyor. Basitçe aslında Linux kernel ne yapar? Hani şu an niye konuşuyoruz diyecek olursanız Linux kernel aslında bizim bilgisayarlarımızdaki, serverlarımızdaki yazılımlar ve donanımlar arasında iletişim kurar. Bunun yanı sıra sistem kaynaklarının da efektif bir şekilde yönetilmesini sağlar. Yani buna nasıl bir örnek verebilirsin diyecek olursanız diyelim ki bir programınız var bunu ve bu programın bir memory ihtiyacı var. Bu program içindeki herhangi bir datayı allocate etmesi için memory'ye ihtiyacı var. Bu nasıl olur dersiniz? Yani bu sizce nasıl gerçekleşiyor? Gidip direkt olarak user space'teki program RAM'den bir alan mı allocate ediyor? Hayır, böyle gerçekleşmiyor aslında. Baktığımız zaman bu uygulama çalıştığı sırada uygulamayı yöneten memory allocation'ı yapan OS yani operating system syscall'lar ile kernel'la konuşuyor ve kernel aslında bir interface olarak davranarak yani donanım ve yazılım arasındaki bir interface olarak davranarak yazılımlara aslında o user space yazılımlarına donanım kaynaklarını erişilebilir hale getiriyor ve bu şekilde user space yazılımlarının donanımın nasıl yönetildiği ile ilgili, kaynağın nasıl yönetildiği ile ilgili bir fikir sahibi olmasına gerek kalmıyor. Daha çok Linux kernel'dan bahsetme sebebimiz ise
Günümüzde kullanılan Unix-like işletim sistemleri ve GNU ailesinde en çok kullanılan kernel Linux olduğu için buradan devam ediyoruz. Peki neden yani Linux kernel bizim için önemli bir konu? Neden bahsediyoruz bunu diyecek olursanız, yani örnek verelim, bir developer'ız veya bir SRE'yiz. Yani sonuçta Linux kernel'da her gün aktif olarak üstüne development yapmıyoruz muhtemelen. Peki neden ilgilendiriyor bu bizi? Günümüzde baktığınız zaman yazılımlarımızın birçoğu Linux serverlarda koşuyor. Ve Linux kernel var tabii bunlarda. Biz yazılım geliştiriciler veya infrastructure takımları olarak Linux kernel'ın aslında son kullanıcılarıyız. Herhangi bir geliştirme yapmıyoruz ama aktif olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla Linux kernel'ın davranış biçimi ve bize sunduğu imkanlar bizi direkt olarak etkiliyor. Biz Linux kernel üzerindeki performansın etkisini direkt görüyoruz aslında. Çünkü networking'den tutun sistem kollara kadar hepsi aslında anlık olarak gördüğümüz şeyler. Özellikle microservice dünyasındayız. Yani birçok mikroservis birbirleriyle iletişim halinde birçok server bunları çalıştırıyor. Ve hepsinde genelde aslında birçoğunda aynı kernel versiyonunu kullanıyoruz. Aynı davranışı gösteriyor. Peki tamam, madem Linux kernel bizi bu kadar ilgilendiriyor, biz bu kernel üzerinde ekstra bir şeyler istersek, diyelim ki bir aktivite üzerinde bir tracing yeteneği istiyoruz veya bir ekstra bir monitoring istiyoruz, ekstra bir aslında feature istiyoruz Linux kernel'dan. Yani bunu nasıl yaparız diyecek olursanız, elimizde neler var şu an hani baktığımız zaman güncel tooling'e? Şu an ilk akla gelen teknoloji aslında yıllardır olan kprobes. Kprobes, yani kısaltma bu, kernel probeları adında geçen, aslında herhangi bir kernel rutinine dinamik olarak müdahale edebilir ve bu rutinden aslında performans ve debugging bilgisi toplayabiliyoruz kernel probe'lar sayesinde. Peki bu nasıl oluyor, yani hani tamam anlattın ama nasıl oluyor diyecek olursanız, aslında belli bir kernel operasyonu gerçekleşeceği zaman, yani bu rutinden bahsediyorum, burada kprobe bize iki fonksiyon sunuyor. Prehandler ve posthandler. Bunlar bize ne sağlıyor derseniz, rutin çalışacağı zaman siz rutinden önce, gerçekleşmesinden önce ve sonra çalıştırabileceğiniz size iki fonksiyon veriyor. Bu şekilde de siz aslında hem bilgi toplayabilirsiniz hem de aslında orada nasıl bir fonksiyon, yani nasıl bir şey implement etmek istiyorsanız orada onu, o feature'ı implement etme şansınız oluyor. Bakıldığı zaman Linux'taki tracing ve aslında monitoring tamamen kprobes'a dayanıyor. Ama velakin bunu siz kendi başınıza kprobe'larla yapmak isterseniz, yani dediniz ki diyelim ki bugün bir yeni feature getirmek istiyorum. Ben Linux'taki şu syscall'u takip etmek istiyorum ama orada bir kprobe yok dediniz. Bunu nasıl yaparsınız? Örnek verelim kprobe'la. Bir Linux kernel'ında eğer sizin istediğiniz kprobe yoksa bunu kendinizin yazıp eklemeniz gerekir. Tamam, kprobe'u yazmak sorun değil. Bunu yazabilirsiniz ama şöyle bir durum var. Kprobe'u load etmeniz için Linux kernel'a bir modül yazmanız lazım. Kernel modülü. Bu kernel modülünü yazdıktan sonra da bu modülü maintain etmeniz lazım. Buradaki problem şu. Kernel modülleri kernel versiyonları arasında çalışmayabiliyor. O yüzden kernel modüllerini zaten Linux aslında komünitesi maintain ediyor. Biz maintain etmiyoruz. Yani aslında siz kendi modüllerinizi yazmaya başlarsanız ve emin olun yani bu topa girdikten sonra yaklaşık 20-30 tane modül yazabilirsiniz. Bu seviyeye geldikten sonra bunların hepsini maintain etmek çok büyük bir yük olacaktır. Yani tüm development takımınız için veya infrastructure takımınız eğer aktif development yapıyorsa onlar için de yani çok büyük bir yük. Peki başka bir opsiyon var mı derseniz kprobe'larla? Açıp direkt Linux kodunu, sonuçta open source, içeri girip herhangi bir kprobe'u değiştirebilir miyim? Herhangi birisini direkt ekleyebilir miyim derseniz? Yapabilirsiniz hani baktığınız zaman teorik olarak mümkün ama burada şöyle bir sorun var. Diyelim ki açtığınız bir Linux kernel kodunu, bir PR açtınız, pull request, orada değişikliklerinizi yaptınız ve bekliyorsunuz, cevap bekliyorsunuz. Burada şöyle bir durum var. Öncelikle yaptığınız değişikliğin Linux komünitesi tarafından onaylanması lazım. Ki bu çok zaman alabilir, yani komüniteyi ikna etmeniz gerekiyor. Diyelim ki ikna oldular, herkes okey bu duruma. O zaman da şöyle bir durum var. Sizin bu değişikliğinizin olduğu yeni bir Linux kernel versiyonun yayınlanmasını beklemeniz lazım. Tamam, bu da oldu diyelim. O zaman da şöyle bir şey var. Sizin kullandığınız Linux distribution'ları, Ubuntu olur, Debian olur, CentOS olur. Bu distribution'ların bu kernel versiyonunu kullanan yeni bir versiyonunun çıkması, dağıtıma hazır olması lazım. Bu da ayrı bir süre. Yani bunların hepsini toplayın. Belki 3 yıl, 4 yıl bir süre gözünüzün önünde olabilir yani. Bu da pek hani bakıldığı zaman
hani makul durmuyor bence. Baktığımız sorunlar zaten ve EBPF'in çıkışı da aslında buna dayanıyor. Şimdi EBPF'e gelelim. Peki EBPF'de nasıl oluyor? Yani biz biraz önce bahsettiğimiz sorunları EBPF'le nasıl çözebiliriz derseniz. EBPF aslında bizim Linux'un 4 kernel versiyonu ile birlikte gelen programlarımızın, yazdığımız BPF programlarının herhangi bir kernel modülü load etmeden direkt olarak kernel üstünde çalıştırabilmesini sağlayan bir aslında virtual machine. Yani baktığınız zaman Linux'un içinde siz sandbox uygulamalar çalıştırabiliyorsunuz. Bu da nasıl oluyor? Basitçe düşünürsek aslında EBPF programlarımız tamamıyla event bazlı çalışıyor. Kprobe'a biraz benzer aslında baktığımız zaman. Belli bir event gerçekleştiği zaman ve bu eventler hook deniliyor burada EBPF terminolojisinde. Bu hook'lar da işte syscall'lar olabilir, network eventler olabilir, kprobe'lar olabilir hatta. Bu hook'lar tetiklendiği zaman sizin aslında EBPF kodunuz tetikleniyor ve o koda attach oluyor ve orada çalıştırılıyor. Baktığınız zaman yani herhangi bir event için trigger olabilen fonksiyonlar yazabilme imkanınız var ve bu yazdığınız fonksiyonları da herhangi bir kernel modülüyle uğraşmadan direkt olarak yazıp load edebiliyorsunuz. Ki bu çok büyük bir avantaj. Yani EBPF'in bir devrim olmasının sebebi aslında burada bu. Soru var mı bu arada Onur? Yok sanırım. Ben devam ediyorum. Şu an bir soru gelmedi. Şimdi EBPF mimarisinden biraz bahsedelim. Tabii bu birazcık daha karışık bir konu. Biraz detaya girelim istiyorum ki herhangi birisi EBPF geliştirmek isterse bir başlangıç olsun aslında kendisine. Burada EBPF'in mimarisine bakıldığı zaman aslında şu şekilde işliyor. Sizin EBPF programınızı C kodu olarak yazmanız gerekiyor öncelikle. Ardından bu C kodlarını EBPF'in bytecode formatına çeviren bir compiler'a ihtiyacınız var. Çünkü EBPF VirtualBox dediğimiz teknoloji bize bytecode kabul ediyor aslında. Bizden onu istiyor. Dolayısıyla sizin bu compiler'la ki bu LLVM adlı compiler projesi bunu size sağlıyor. Yazdığınız C kodlarını bytecode'a çevirebiliyorsunuz. Ardından sizin burada bu bytecode'unuzu kernel'a yüklemenizi sağlayacak bazı ekstra library'ler var. Örnek Cilium'un kendi yazdığı EBPF Go library'si var. Clib diye bir proje olması lazım. Direkt olarak C üzerinden ilerliyor. Orada da C yazıyorsunuz. Bu şekilde projelerle aslında siz kodunuzu load edebiliyorsunuz. Tamam diyelim ki EBPF kodumuzu yazdık. C kodumuz hazır. Bytecode'a çevirdik. Load etmek istiyoruz. EBPF Go library'imiz de hazır. Sonrasında hangi aşamalar gerçekleşiyor diyecek olursanız burada şöyle oluyor. EBPF yapı gereği birçok komponente sahip. Bunlardan biri verifier. Verifier'da aslında kodumuzu yani bytecode'u doğrulayan yapı. Doğrulayan servis layout. Burada şöyle çalışıyor verification aşaması. Herhangi bir hook noktasına ulaşıldığı zaman biraz önce bahsettiğimiz bytecode alınıyor ve sisteme yüklenilmeye çalışıyor. Ama yüklenmeden önce verifier orada onu verify ediyor. Peki nasıl bir verify? Yani burada amaç ne derseniz burada aslında biz kernel'a herhangi bir zarar verecek bir prosesi çalıştırmak istemiyoruz. Dolayısıyla burada şuna bakıyoruz. Bu program gerekli izinlere sahip mi? Bu program tamamlanacak bir program mı? Yani bu programda sonsuz bir for loop varsa bizim kernel prosesimizi yani durdurabilir ve bu asla istemeyeceğimiz bir şey. Veya bu program crash oluyor mu? Ki bu da istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Biz bunları istemiyoruz. Dolayısıyla EBPF Verifier bunu sağlıyor bize. Ve bu şekilde biz güvenle kodlarımızı load edebiliyoruz aslında EBPF kodlarımızı. Verifier aşamasından sonra ise Just-in-Time Compilation diye bir aşama var. Buradaki JIT compiler diye yazılan yani anlık compiler diye hani çevirebiliriz. Yaptığı iş ise aslında bizim yazdığımız byte kodu seri bir şekilde burada makine koduna çeviriyor. Ve bu da kernel'a direkt olarak load ediliyor. Bu aşamadan sonra kodumuz çalışıyor. Aslında en önemli servisler ve parçalar bunlar. Peki burada ekstra olarak ne gibi bir avantaj var derseniz. EBPF'in kendisinden gelen map data structure var. EBPF mapleri ise bize şunu sağlıyor. EBPF programlarının state'ini tutabileceği, herhangi bir veri yazabileceği, okuyabileceği bir aslında data structure. Ama şöyle bir avantajı var. EBPF programları buna direkt olarak ulaşabilirken user space'deki programlar da syscall'lar ile bu data structure'a ulaşabiliyor.
Dolayısıyla eBPF programlarımız ile User Space programlarımız arasında bir iletişim sağlayabiliyoruz. Bunun tabii ki şöyle bir avantajı var. Siz yani interaktif ve birbiriyle birlikte aslında kolektif çalışan uygulamalar yazıp ortaya güzel bir uygulama çıkarabilirsiniz. Bunlara örnek verebilecek olursak en basit örnek Pixie'nin monitoring uygulaması olacaktır. Cilium'un kendisi, örnek vereyim, Cilium'un BPF kodları var, bir de Go kodları var. Hani BPF tarafı C ile yazılmış, Go tarafı frontend gibi aslında ön yüzü daha çok kodun. Bunlar eBPF mapleri aracılığıyla konuşarak aslında iletişim halindeler sürekli ve yaptıkları işi bu şekilde birlikte yapıyorlar. Peki eBPF programları nasıl yazılıyor? Yani bu iş nasıl oluyor diyecek olursanız, günümüzde bu iş iki şekilde oluyor. Birincisi, birçok insan, birçok şirket, birçok yazılımcı direkt olarak eBPF programları yazmıyor. Halihazırda yazılmış eBPF programları, yani aslında soyutlanmış eBPF uygulamaları bize eBPF'in yeteneklerini sunuyor. Buna nasıl bir örnek verebilirsiniz derseniz, Cilium ve Falco buna en büyük örneklerdir. Örnek verin, Falco sistem eventlerini sürekli kontrol edip sürekli kontrol etmek yanlış bir söz oldu. Sistem eventlerini eBPF ile görüp ardından bir şey trigger olduğu zaman herhangi bir event bunu bize direkt olarak aslında iletebiliyor. Bu tamamıyla eBPF'in sunduğu bir şey. Biz Falco'nun kendi makro diliyle yazıyoruz yazdıklarımızı. eBPF kodu geliştirmiyoruz ama Falco bunu bize eBPF'in verdiği avantajla sunabiliyor. Cilium'da da benzer bir şekilde Cilium'un kendi network policy rule'ları var. Kendi network policy CRD'si var. Biz orada kendi network kurallarımızı bir firewall'muşçasına yazıp orada aslında eBPF'in teknolojisini kullanmış oluyoruz. Veyahut Cilium kubeproxy'yi replace ederek orada yaptığı işlerle bize sunduğu performans avantajlarını eBPF ile yapıyor. Bunlar tamamıyla aslında soyutlanmış uygulamalar. Biz eBPF'i direkt olarak görmüyoruz ama aslında son kullanıcısı oluyoruz. Bu da bu şekilde oluyor. Ama diyelim ki herhangi bir soyutlama yok. Biz eBPF ile yapabileceğimiz bir uygulama var veya bir feature var. İstiyoruz biz bunu. Linux kernel'ımızda istiyoruz. Peki ne yapabiliriz o zaman derseniz? O zaman kendiniz eBPF programlarınızı yazabilirsiniz. Çok basit, yani çok temel aslında yapılacak aşamalar biraz önce bahsettiğimiz gibi. eBPF kodlarınızı yazacaksınız. Ardından burada bytecode'a çevireceksiniz kodlarınızı. Sonra eBPF Go Library'si ile bunu aslında siz kernel'da load edeceksiniz. Ve bu şekilde yani siz bunları dağıtacaksınız. Çok basit bir örnek. Mesela Cilium ve Falco bunu nasıl yapıyor? Diyelim ki sizin bir daemon setiniz var. Siz bunları tüm hostlarınıza dağıtıyorsunuz. Kubernetes için konuşuyorum. Tüm hostlarınıza çalışan bu daemon setler aslında sizin hostunuza bu işte eBPF Go Library'si ile veya başka library'lerle sizin yazdığınız BPF kodlarını load ediyorlar. Benzer yapıyı siz de tasarlayıp uygulayabilirsiniz. Tüm hostlarınıza dağıtıp eBPF kodlarınızı aktif hale getirebilirsiniz. Yani eBPF'i eğer sizin hali hazırda istediğiniz özellik yoksa kendi uygulamanızı geliştirip bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Peki eBPF'e ne yapılabilir? Niye umursayalım? Hani ne var ortalıkta diyecek olursanız, şu an günümüzdeki uygulamalar ne diyecek olursanız. Bunlar Cilium, Falco, Pixie ve BPF Trace olarak hani şu an günümüzün en popüler programları denilebilir ve uygulamaları. Cilium basitçe aslında geldiği zamandan beri ve hani şu gelişimiyle birlikte bir devrim oldu aslında CNI dünyasında. Neden diyecek olursanız, günümüze kadar birçok limitler vardı Kubernetes'le karşılaştığımız ve bu limitlerden bir tanesi IP tables. Node sayımız arttıkça ve pod sayımız, servise bağlı pod sayımız arttıkça aslında IP tables'ın node başı kurduğu kurallar artıyor. IP tables'ın amacı normalde basit kurallar yazmakken biz IP tables'ı Kubernetes'te örnek veriyorum bir load balancer gibi kullanıyoruz. Bu ne yapıyor? Aslında tasarlanmadığı bir amaç için kullanıyoruz ve bu da büyük bir külfet oluyor ve belli bir node sayısını geçtiğiniz zaman örnek veriyorum 1000 node. Burada kesinlikle IP tables'ın size bir throttling yaratacağını görebilirsiniz. Cilium IP tables'ın kubeproxy'nin IP tables'ın implementasyonunu kaldırıyor ve kendi bir aslında kubeproxy implementasyonu var. Bunu kullanıyor ve bu şekilde aslında çok daha verimli ve çok daha performanslı bir sonuç ortaya çıkarıyor ki birazdan benchmark sonuçları var, birlikte onu inceleyeceğiz. Göreceksiniz eBPF'in yani alameti harikasını. Falco'ya gelecek olursak, Falco'da biraz önce bahsetmiştik. İşte syscall'ları takip edebiliyor. Ve bu şekilde herhangi bir syscall çalıştığı zaman örnek veriyorum birisi container'ınıza veya host'unuza root access aldı. Bu bir event'tir. Root shell açtı daha doğrusu öyle diyeyim.
veyahut birisi mount edilmemesi gereken bir şeyi mount etti sizin. Bir diski mount etti, bir dosyayı mount etti sizin herhangi bir container'ınıza veya host'unuza. Bu bir event'tir Falco için ve bunu direkt size aslında anlık olarak gönderebiliyor bunu. Falco Sidekick projesiyle de direkt olarak aktarabiliyor aslında. BPF Trace projesi de Python yazarak aslında sizin extra tracing eklemenizi sağlıyor uygulamalarınıza. Çünkü BPF kodunu kendi arkada mencelerken siz önde BPF Trace ile Python yazabiliyorsunuz. Pixi de aslında Cilium'da bahsetmedim ama Cilium'un da Hubble diye bir teknolojisi var. Biraz sonra göstereceğim. Pixi'nin de burada yaptığı aslında Hubble'a benzer tüm cluster içerisinde bir monitoring sağlama imkanı var size. Cluster'ınızda kurduğu daemon setlerle tüm cluster'daki trafiği aslında izliyor ve size bunu sunabiliyor. Bir servis map oluşturabiliyor size. Ve siz bu şekilde aslında tüm cluster içinde bir monitoring sahibi oluyorsunuz. Bunu normalde yapmak isteseniz daha farklı bir süreç içinden geçeceksiniz muhtemelen. Ve eBPF sayesinde daha detaylı bir bilgiye sahip olabiliyor. Abi peki chatten bir yorum geldi. Calico bu işin neresindedir? Şimdi Calico bu işe Cilium'dan sonra başladı. Calico bu işe başladığı zaman, yani Calico en eski CNI'lardan biri. Calico da aslında başladığı zaman herhangi bir eBPF tooling'i yoktu ve performans olarak da her zaman gördüğümüz kısıtlamalara sahipti. Ama şu an itibariyle Calico'da aslında eBPF geliştirmeleri yapıyorlar yani, ve Calico'nun eBPF'li modu var. Birazdan benchmarklarına da bakacağız. Cilium'da Calico'nun kıyaslaması var ve aslında gördüğümüz şu, performans olarak baktığımız zaman Calico ve Cilium'un eBPF implementasyonları arasında çok büyük bir fark yok performans olarak. Yani farkı yaratan eBPF ve eBPF dışındaki teknolojiler. Ama siz bu işi Cilium'la da yapsanız veya Calico'yla da yapsanız, farkı koyan aslında orada teknoloji eBPF olduğu için çok büyük bir performans farkı görmüyorsunuz. Yani aslında Calico'da oldukça başarılı şu an eBPF konusunda. Ama tabii Cilium'un bu konuda eBPF'i maintain eden proje ve ekibe sahip olmasından dolayı, Isovalent şirketin adı. Dolayısıyla onların orada daha büyük bir tecrübesi var. Yani bunu sadece performans amacıyla yapmıyorlar. Sundukları tooling ve teknoloji daha iyi bir seviyede. Örnek verelim. Birazdan demoda yapacağız. Hubble arayüzleri var. Hubble Relay diye bir tool'ları var. Network'ü anlık olarak izlemenizi sağlıyor. Yani TCP dump'ın anlık olduğunu düşünün diyeyim size. O şekilde bir avantajları var. Yani network flow'u aktif olarak görebiliyorsunuz. Bunun dışında da network security policy'lerde de aslında Cilium'un kendi yapısı var ve daha gelişmiş. Dolayısıyla hani bu şekilde farklar var ikisi arasında. Devam ediyorum. Şimdi burada Cilium'dan bahsetmek istiyoruz. İstiyorum daha doğrusu. Cilium'da da konuşu, biraz önce de bahsettiğim gibi Cilium aslında eBPF'in implement edildiği ilk CNI. Cilium aslında şunu iddia ediyor. eBPF'in verdiği avantajla devrimsel bir CNI sunuyoruz diyor. Kubeproxy ve IP tables'tan eğer ki kernel versiyonunuzu destekliyorsa tamamen kurtulabiliyorsunuz Cilium'la birlikte. Bu da ciddi bir performans avantajı sağlıyor. Bunun yanı sıra Cilium Kubernetes'in kendi network policy API'ni destekliyor. Yani network policy'ler yazabiliyorsunuz ama Cilium'un kendi network policy CRD'si de var ve daha yetenekli. Yani Calico'nun network policy'lerine baktığımız ve Cilium'unkine baktığımız zaman Cilium'unkinin daha yetenekli olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Cilium'da bir de Hubble'dan bahsetmiştik. Hubble Cilium'un aslında monitoring çözümü. Bir UI ve bir monitoringi, aslında datayı toplayan Relay diye bir tool'dan ibaret. Zaten oradaki datayı oluşturan bildiğimiz gibi Cilium'un her bir CNI'yi, ki o da daemon set'in podları aslında. Relay'de bu datayı toplayarak aslında ortaya bir sonuç çıkartıyor. Ve Hubble'da aslında bunu bir servis map'le trafiğin akışını size gösterebiliyor. Birazdan da demoda hatta Hubble'ı açacağız. Nasıl çalışıyormuş göreceğiz. Şimdi application monitoring'de de şöyle oluyor. Aslında Cilium'un Relay özelliğiyle birlikte, Hubble'la birlikte trafiği direkt izlemesiyle de birlikte oradaki HTTP status kodlarını bile görme imkanınız oluyor. Yani mesela şunu yaşayabiliyorsunuz. Diyelim ki DNS resolution sorunlarınız var. Yani DNS çözümlenmiyor cluster'ınızdaki bazı podlarda. Siz bunu Cilium'la görebilirsiniz Hubble sayesinde. Yani ben bunu şu an demoda bunu yani gösteremeyeceğim ama böyle bir imkanınız da var.
örnek olarak verecek olursak. Security tarafında biraz önce Network Policy'den de bahsettiğimiz gibi aslında burada detaylı bir kısıtlama imkanınız var. Ama tabii security datası olarak da herhangi bir attacker vesaire olduğu zaman onları da görme imkanınız oluyor. Bu şekilde avantajları var. Şimdi Cilium benchmark sonuçlarını ben birazcık göstermek istiyorum burada. Burada Cilium'un kendi takımının yaptığı bir test var. Bu testte Cilium'un eBPF olmayan halini, Legacy Host Routing versiyonunu, Calico'yu ve Calico'nun eBPF'li versiyonunu kıyaslıyor. Bence çok değerli bir benchmark çünkü bunu Bare Metal ciddi serverlar üzerinde çalıştırmışlar ve burada ciddi bir trafik var. Yani sonuçları hani kendi evinizde Raspberry Pi'lerle falan çıkaramayacağınız bir sonuç. O yüzden değerli bir benchmark bence. Şimdi buraya geldiğimiz zaman TCP throughput'u kıyasladığımız zaman görüyoruz ki aslında Cilium ve Calico arasında ciddi bir fark yok. Hatta Calico bu testte daha yüksek sonuç vermiş. Yani bakıldığı zaman farkı yaratan bariz bir şekilde eBPF. Burada resource kullanımına bakıldığı zaman da eBPF'in resource kullanımının aslında standarda göre çok daha düşük olduğunu da hani görebileceğiz belli bir noktadan sonra. Burada da sonuçları gene görebiliyoruz. Yani buradan basit bir şekilde bahsetmek istedim. Çünkü güzel bir benchmark. Sonuçlarda etkili sonuçlar. Şimdi burada bir ufak bir demo yapalım. Benim elimde bir EKS cluster'ı var AWS üzerinde. Ben bu cluster'ı şu anda üzerinde VPC CNI var. Ben bu VPC CNI'yi sileceğim. Kubeproxy'yi sileceğim. Ve sonra da bunun üstüne aslında Cilium kuracağım. Ve sonuçları ve üstünde biz burada gidip bir Nginx vesaire kaldıracağız ve aslında burada ne olduğunu arka planda biraz görmeye çalışacağız. Şu terminalimi açayım. Doğru cluster'dayım. Şu an yayının yorumlardan yazabilirseniz yayındaki komut satırı okunabilir mi? Biraz evet, daha geliştirebiliriz. Bir iki saniye bekleyebiliriz sanırım. Tabii. Abi biraz yakınlaştırmanı rica ettiler. Şu an nasıl acaba? Biraz daha yakınlaştırayım. Biraz daha. Arada da birkaç saniye gecikme olduğu için. Tabii. Şu an görülebilir durumda mı? Şu an bir yandan ben de chat'i kontrol ediyorum. Tabii. Abi, şu an iyi dediler. Tamam. Şimdi Cilium'un kendi bir CLI var. Bununla işte Cilium cluster'ınızı kurabiliyorsunuz. İşte Hubble'la ilgili işlemler yapabiliyorsunuz. Ama yaptığı işlemler aslında Helm install üzerine bir iki ekstra işlem. İşte verification gibi işlemler, kontroller vesaire. Ben burada Cilium'un kendi CLI'ni kullanıyorum ama dediğim gibi Helm install'la da bu işlemleri yapabilirsiniz. Burada kubeproxy replacement strict dersem kubeproxy'de kendi aslında kubeproxy replacement'ını yani kendi kubeproxy implementasyonunu kuracak. Ben önce bir kube sisteme gideyim. Abi, aslında... Çok özür dileyerek. Evet. İki tık daha yakınlaştırabilir misin? Tabii. Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi burada zaten EKS class'ına default bırakıyoruz. İki tane daemon set var. Biri AWS Node diye geçen VPC CNI. Diğeri kubeproxy. İkisini de ben silmek istiyorum aslında. Ben bunları sildim.
Şimdi ben bunların birazcık bir süre bekleyeceğim aslında ölmesini. Ardından bu arkadaşlar terminate olduktan sonra Cilium'u kuracağım. Tamamdır. Bunlar da terminate olduğuna göre şöyle ekranımı da hatta şekilde kurulumu tamamlıyorum. Cilium install aşamasında kendisi bazı opsiyonları aldı. Burada bahsetmek istiyorum. Mesela Auto Detected IPM Mode dediği ve Any diye geçen aslında Elastic Network Interface'ten bahsediyor. Helm installlı olsaydı bunu bizim kendimizde belirtmesi gerekirdi. Cilium'un iki modu var. Sizin klasınıza Cilium'u kurmanız için sunduğu iki opsiyon var. Bu opsiyonlardan biri Direct Routing. Yani podların aslında cluster içinde overlay network'te değil de direkt olarak VPC içinde yani host networking içinde yaşamasını sağlayan ve direkt olarak diyelim ki AWS'te VPC içinde IP alabilmesini sağlayan metot. Bu metot da Any metodu diye geçiyor EKS'de. Sebebi de şu, her bir poda aslında bir network interface bağlanıyor ki podlar da IP alabilsin VPC üzerinden. Diğer metotsa overlay network diye geçen. Aslında Linux Network Namespaces ile sağlanan aslında ve aldığı IP'leri sadece cluster içinde alan ve cluster içinde o IP'lerin var olduğu VPC'nin network'ün içinde o IP'lerin var olmadığı bir networking metodu. Overlay network kurması daha kolay. Sebebi şu, overlay network kurduğunuz zaman sizin IP'm yeterli mi, benim yeterli sayıda IP'm var mı, sıkıntı yaşar mıyım gibi bir derdiniz olmayacak veya yeterli interface'in var mı? Host başına interface sayısı da önemli. AWS'te mesela diyelim ki hostunuz büyük bir host ve çok fazla pod koşuyorsunuz o hostta. Muhtemelen network interface'leriniz yetmeyebilir. Scaling sorunları yaşarsınız yani podların bir bakacaksınız hani ayağa kalkmıyor, pending'de kalıyor podlar. O yüzden hani en iyi birazcık daha çalışılması gereken bir mod üzerinde. Ben burada bu test cluster olduğu için önem vermedim. Overlay daha kolay olabilir sizin için ama direkt routing yani Elastic Network Interface'i kullanırsanız da performans avantajı göreceksiniz. Çünkü VPC'nin içinde yaşayacak podlarınız aslında baktığınız zaman. Burada bakalım podlarımızın durumu ne? Cilium podları ayağa kalkmış mı? Kalkmış. Burada hemen bir Cilium cluster'ımızın durumuna bakalım. Tamam. Şimdi bir tane burada podumuzun içine girelim. Cilium podların içinde aldığımız Cilium status verisi daha detaylı. Burada bir Cilium status çalıştıracağım. Burada bir saniye bakıyorum. De şöyle yapalım. Evet, daha detaylı sonuç alabildik. Burada aslında kube proxy replacement'ına bakıp burada durumun ne olduğunu görebilirsiniz. Bu kendi kube proxy replacement'ı demek. Buradaki direct routing biraz önce bahsettiğim aslında network'ün direkt olarak cluster içinde yaşadığı mod. Burada şuradaki services'ta da aslında Cilium'un hangi servis tiplerini desteklediğini görebilirsiniz. Cilium ilk çıktığı zaman Node Port ve Load Balancer tiplerini desteklemiyordu açıkçası. Böyle sorunlar vardı ama bu sorunların hepsi aşıldı. Şu an böyle bir sıkıntımız da yok. Aslında bunların hepsini destekliyor. Ve hatta sizin kernel versiyonunuz eğer desteklerse XDP diye bir modu var ki bu mod Node Port ve Load Balancer servislerinizin daha da hızlanmasını ve performans avantajı sağlamasını sağlıyor size. Böyle bir avantajı da var dediğim gibi Cilium'un. Bu detaylı bir görüş alabiliyoruz buradan. Şimdi burada Cilium'un Hubble teknolojisini biraz görelim demiştik. Hubble'ı açalım. Bakalım bize nasıl sonuç alacak. Bakalım Hubble enable olmuş mu? Hubble Relay'den dolayı tekrardan podları başlatması gerekiyor bu arada.
Bu arada soru varsa da alabilirim tabii. Bunları beklerken. Bir yandan ben chat'i kontrol ediyorum. Şu an bir soru gelmedi. Geldiği zaman hem ekrana yansıtıp hem de sesli olarak iletmiş olurum. Tamam, şimdi Hubble UI'ya bakalım. Bize ne sunabiliyor görelim. Hubble UI diyelim. Bizim için bir tab açmasını bekliyoruz Chrome'dan. Evet, geldik. Şimdi burada aslında şu an sadece Kube System'da podlarımız olduğu için biz buradaki trafiği görmek isteyeceğiz. Gördüğünüz üzere Hubble aslında bize buradaki servisin nasıl çalıştığını gösterdi. Burada Hubble UI aslında baktığınız zaman Relay'den topladığı bilgilerle bize bu UI'yi sunabiliyor. Burada da aslında aşağıdaki Source Destination'dan durumun ne olduğunu görebiliyoruz. Burada eğer ki herhangi bir network polisimiz olsaydı ve bu trafik buradaki herhangi bir trafik deny edilseydi buradaki forward'da aslında daha farklı bir opsiyon görecektik. Yani burada bunun dropped olduğunu görme imkanımız olacaktı. Burada bir soru geldi. ENI kullanımında IP'ler kısıtlıysa burada nasıl bir çözüm üretebiliriz peki? IP'ler kısıtlıysa nasıl çözüm üretebiliriz? Burada en basiti VPC'nize bir tekrardan bakmak. Sizin VPC'niz ne durumda? Gerekirse subnet eklemek. Çünkü halihazırda bir VPC'niz var. Sizin VPC'nizde de cluster'ınız vesaire de varsa yeni bir VPC'ye geçmek biraz zor olabilir. O durumda cluster'ınıza yani VPC'nize ve cluster'ınıza yeni subnetler eklemek sizin durumunuzu çözebilir. IP yani network interface konusunda da çok büyük hostlar tercih etmemelisiniz. Eğer öyle bir sıkıntınız varsa bunu da nasıl sağlayabilirsiniz? Eğer ki uygulamalarınız resource kullanımı olarak küçük uygulamalarsa burada 15 podu eğer ki bir node başına 15 podu geçmemeye çalışırsanız aslında o sorunu da aşarsınız muhtemelen. Yani çok büyük nodlar kullanıp yüzlerce pod bir nodun üstünde koşmak çok mantıklı olmayacaktır. Çünkü network interface'leriniz yetmeyecektir o durumda. Teşekkürler. Rica ederim. Burada dediğim gibi işte bu trafiği izlerken Flow'la ilgili tüm bilgileri alabiliyoruz. Burada görüntüden aslında bu UI bu görüntüyü vermesinin yanı sıra aslında Hubble Relay'den de bunu konsol üzerinden de izleme imkanımız da var. Buradaki timestamp'ten de bunun aktif olarak güncellendiğini zaten anlayabilirsiniz. Burada gerçek trafik olan bir cluster'a yani aslında iş yerindeki bir cluster'ımızı açma imkanımız olsa direkt olarak onun da izleme imkanımız olacaktır. Şimdi buradan bir saniye. Şuraya bakacağım. Şöyle yapayım pardon. Bu sırada bir soru daha var. Tabii alabilirim. Sampling var mı yoksa her şeyi mi topluyor? Her şeyi topluyor ama UI tarafında bir sampling olabilir. UI tarafında benim bir saniye şarj kablomu takmam gerekiyor. UI tarafında herhangi bir sampling var mı emin değilim ama Relay tarafında bir sampling yok. Yani Relay tarafında tüm aslında oradaki veriye erişimimiz var. Ama bunu aslında yapmanız gereken yani bir APM çözümü gibi tüm trafiği görmek burada amaç yani evet tüm trafiği görebilirsiniz ama teker teker hangi request kaç saniye sürdü, hangi servisim yavaş çalışıyor gibiden çok aslında burada bunu security ve yani trafiğin akışını görmek için kullanmanız lazım. Yani basit bir örnek işte hangi paketler drop olmuş, hangi trafik bloklanmış, hangi network polisinden dolayı olmuş. Bu daha çok bir amaç olmalı. Yani bu bir APM çözümü değil çünkü. Hani Pixie'ye baktığınız zaman o biraz daha o tarafa kayıyor ama yani bir Datadog'dan beklediğiniz performansı burada o şekilde alamazsınız. Teşekkür ederiz cevap için. Soru geldikçe ben yine ekrana yansıtıp bir yandan da sesli olarak iletmeye devam edeceğim. Tabii. Şimdi burada gördüğünüz üzere podlarımız ayakta. Bunun dışında diyelim ki servisimizde ayakta hemen hızlıca ona bakıyorum. Tamam. Bakalım gerçekten Silvium destekliyor mu bu
trafiği 8080 portumu bilgisayarımdaki 80'e iletiyorum Nginx'e. Bu şekilde geliyorum. Bakalım. Gördüğünüz üzere Nginx'e erişebiliyoruz. Buradaki avantajımız bu podların her birine bu trafiğin IP tables'ta değil. Aslında eBPF ile aktarılması. Benim demom bu kadar. Bunun dışında bir içeriğim yok ama soru cevap yapabiliriz. Herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Abi çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık, emeğine sağlık. Bir yandan chatten sorularınız gelirse Furkan onları cevaplamak için şu an sizleri bekliyor. Ben de bir yandan kontrol ediyorum. Şöyle arada da tabii birkaç saniye gecikme olduğu için chatten teşekkür ediyorlar abi şu an görebiliyorsam. Yok ben bakmıyorum ama rica tamam. Ederim. Şöyle bir soru geldi Baran Gayretli'den. Ben kaçırmış da olabilirim. Ne tür filtreleme destekleri var? Hubble tarafından bahsediyorsun sanırım. Orada baktığın zaman tekrar açabiliriz Hubble UI'yi. Burada hatta tekrar enable edelim. Şu an ekranın ekranımı burada paylaşacağım bir saniye. Tamamdır. Gelmiş olması lazım ekranımın. Şimdi buradaki sisteme gittiğim zaman şunu görebiliriz. Burada filter by opsiyonu sayesinde aslında herhangi bir label'a göre, pod'a göre, DNS'e göre yani aslında host'a göre ve veyahut namespace'e göre istediğimiz şekilde filtreleyebiliriz. Burada aslında flow details'tan baktığımız zaman TCP paket yani TCP'nin durumuna göre ingress ve egress'e göre de aslında filtreleme imkanımız var. Örnek bir case vereyim. Bizim egress trafiğimizin büyük oranda bloklandığı bir case yaşamıştık. Biz o cluster'da bir Cilium deneyimimiz oldu ve aslında orada bize bir ekstra troubleshooting amacı avantajı sağladı. Bu şekilde de avantajları olabiliyor filtreleme olarak. Bir soru daha var. Tabii. HTTP2 connection'ları handle edebiliyor mu yoksa yine service mesh kullanmamız gerekiyor mu? HTTP2 connection'ları handle edebilir. Sonuçta şimdi şöyle bu bir load balancer değil. Trafiği yani şu an sizin bir cluster'ınızda Calico varsa nasıl Calico nasıl davranıyorsa bu da o şekilde davranabilir. Bir service mesh kullanmanıza gerek yok. Çünkü bunu da şu şekilde söyleyebilirim. Bizim servislerimizin %80'i gRPC servisleri ve bildiğiniz üzere gRPC HTTP 2 üzerinden çalışıyor. Ve biz Cilium'u kullanıyoruz bu servisler için. Teşekkürler abi. Başka sorunuz varsa yine de soruları bekliyoruz. Şöyle soruyu da aldım. Abi chatten yine teşekkür ediyorlar. Ağzına sağlık tekrardan. Daha fazla soru yoksa kapatabiliriz bu arada. Evet şu an sanırım daha fazla soru yok. DevOps Türkiye olarak bir soru daha geldi. Tabii ki eskiden trafik için Layer 7 yönlendirme mümkün mü? Tam olarak neyi kastettim bilmiyorum ama bu bir CNI çözümü. Bu bir proxy değil. Yani burada Layer 7 bir yönlendirme amacın varsa orada daha çok bir ingress controller kullanman veyahut yani Layer 7 Envoy gibi bir ürün kullanman, proxy kullanman daha mantıklı. Bahsettiğin iş için biz örnek olarak Kong kullanıyoruz. Aynı cluster'da. Kong'umuz, Kong proxy'miz tüm Layer 7 trafiğimizi yönetiyor. Ve ardından Kong'dan aşağıya indiği zaman downstream trafiği aslında Cilium handle etmiş oluyor. Yani Cilium'un Layer 7 bir iş yapması onun için mantıklı olmayacaktır ve orada iyi operate edemez. Çünkü performans avantajı bildiğiniz üzere yani ne kadar aşağıdaysan o kadar throughput artar.
Yani sen Layer 7'de hani bunu sağlayamazsın. Öyle bu, o yüzden feature yok. Sanırım bu cevap yeterli olmuştur. Abi istersen yavaştan kapatabiliriz. Tabii. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Dinleyenlere de ben teşekkür ederim. Umarım verimli olmuştur. Ya benim kendi açımdan inanılmaz verimliydi. Çok teşekkür ederim. Umarım herkes için aynı şekilde olmuştur. Aynı şekilde verimli geçmiştir. DevOps Türkiye olarak bir meetup'ın daha sonuna geldik diyelim. Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Hem konuşma yapmak için hem bu arada geçmiş yayınlarda YouTube kanalımızda kayıtlı olarak izlenebilir deyip iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar herkese. Görüşmek üzere.